Mersin Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi'nden herkese mutlu günler. Ben Muhammed Kalem. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çalışanların tanınması, takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi törenine katıldı. Törende toplam 75 belediye personeline teşekkür belgeleri verildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen çalışanların tanınması, takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve personel katılım gösterdi. Büyükşehir Belediyesi olarak kalite yolculuğuna 4... Başkan Kocamaz törende yaptığı konuşmasında bir kurumda çalışanların bilgi birikiminin, problem çözme yeteneğinin ve yaşam felsefelerinin kuşkusuz o kurumun başarısına ve kaliteli hizmet üretimine önemli ölçüde etki edeceğini belirtti. Bugün burada 8 Mayıs 2014 tarihinde Kalder ile yaptığımız iyi niyet bildirgesini imzalamamızla başlayan kalite yolculuğumuzda sizlerin üstün hizmet ve başarılarınızı paylaşmak, ayrıca da ödüllendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Gerek EFQM kurumsal mükemmellik projemiz, gerekse de ISO kalite yönetim sistemlerinin özünde kaynakların etkin ve verimli hizmetlerin en kestirme yoldan en hesaplı ve kaliteli şekilde kullanılması ve vatandaşlarımıza sunulması esas alınmaktadır. Tüm otoritelerin kabul ettiği en önemli kaynak ve entelektüel sermayenin temel unsuru ise kuşkusuz insan kaynağıdır. Bu bağlamda bir kurumda çalışanların bilgi birikimi, problem çözme yeteneği, yaşam felsefeleri, girişimcilik ve liderlerin yeteneklerini geliştirmek kuşkusuz o kurumun başarısına ve kaliteli hizmet üretimine önemli ölçüde etki edecektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldikleri andan itibaren tek hedeflerinin Mersin'e ve Mersinli'ye hak ettiği hizmeti en güzel, en doğru, en amacına ulaşır ve kaliteli bir şekilde sunmak olduğunu dile getiren Başkan Kocamaz, insan odaklı bir sistemle çalışıyor ve çalışma ortamı yaratıyoruz dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren tek hedefimiz Mersin'e ve Mersinli'ye hak ettiği hizmeti ve hizmeti en güzel, en doğru ve en amacına ulaşır ve kaliteli bir şekilde sunmak olmuştur. Bunun için yüreğimizden gelen hizmet aşkını akılcılıkla birleştirerek projeler üretmeye başlamış ve bunu yaparken de ana temamız her daim kalite olmuştur. Hizmette kalitenin sağlanabilmesinin önce kendi içimizde oluşması gerektiğinin bilinciyle hareket ettik ve belediyemizin kalite yönetim merkezine yoğunlaştık. Kalite eğitimden geçer diyerek düzenlediğimiz eğitim programları çerçevesinde siz personellerimizi hakkıyla eğiterek bilinçlendirdik. Sizlere belediyede çalışmanın sadece bir iş olmadığını, aslında yaptığınız her işin şehrimize ve vatanımıza bir hizmet olduğunu aşılamaya çalıştık. Başardıklarımızın sonucuna bakınca ne kadar doğru adımlar attığımızı, hatta sadece Mersin'le sınırlı kalmayarak bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz ulusal kalite sempozyumlarımızla da sınırları aşıp hizmette kaliteyi tüm Türkiye'ye duyurduğumuzu görüyoruz. Çünkü biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı bir sistemle çalışıyor ve çalışma ortamı yaratıyoruz. Konuşmaların ardından Başkan Kocamaz ve protokol üyeleri tarafından tüm birimlerde görev yapan ve kalite çalışmalarında büyük emekleri olan birim kalite sorumlularıyla süreçlerin oluşturulması, risk ve risk kontrollerinin belirlenmesinde görev alan 75 belediye personeline eğitim sertifikaları ve teşekkür belgeleri verildi.
Başkan Kocamaz'ın Görük kültürünü ayakta tutmak için sürdürdüğü kırsala hizmet maratonu, kilometrelerce uzakta Torosların zirvesinde yaşayan Yörüklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın "Zoru başarırız, imkansız zaman alır" sözünden hareketle dağları aşan hizmet maratonu sayesinde Mersinliler herkese eşit hizmet anlayışının ayrıcalığını yaşıyor. Anamur'un Kaşpazarı yaylasında yıllardır yol hasreti çeken Yörüklerin yolunu açarak takdirleri toplayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 30 yılı aşkın süredir özlemle beklenen Mut ilçesi Evren Güzde'ye yolunu Başkan Kocamaz'ın talimatıyla asfaltla tanıştırdı. Mut ilçe merkezine 55 kilometre uzakta 1500 metre rakıma ulaşan ekipler, Evren, Çamlıca, Kırkkavak, Zeytin Çukuru, Tekeri ve Suçatı mahallelerinin faydalandığı Evren Çamlıca yaylasında yaşayan 250 hanenin yıllardır özlemini çektiği yol hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Uzun yıllardır herkesin sözünü verdiği, ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın verdiği sözü tuttuğunu anlatan Yörükler, yapılan yolla en önemli sorunlarının ortadan kalktığını ifade ederek Başkan Kocamaz'a teşekkürlerini iletti. Evren Mahallesi, Kırkkavak Mahallesi, Çamlıca Mahallesi'ne ait yaylarımızın yoludur. Yani şu anda Türk milletini temsil eden Yörük çadırlarının, Torosların eteğindeki Yörük çadırlarının yoludur. Bunun için Burhanettin Başkanımıza bize bu yolu armağan ettiği için çok teşekkür ederiz. Yani bu yol yıllardan berisine bizim bir istediğimiz emel idi. Bu emele bu yıl kavuştuk, Allah nasip ederse. Şimdi Burhanettin Başkanımıza köyüm adına ve 3 köyün adına teşekkür ederim. Allah ne diyeyim, emellerini nasip etsin. Allah uzun ömürler versin. Yani başarılarının daimini dileriz. 1965 doğumluyum. 72 yılından beri bu yolu aklım erer. Bu yolun eskiden eşekle giderdik. 4-5 saatte vardık. Bu 87 yıllarında bu yol ufak bir tadilat gördü. Ondan beri toz duman derken bugünlere geldik. Bu bölgede tabii insanlar daha biraz daha yukarılardaki yaylara daha çok insanlar gidecek. Mesela o zamanlar 10 hane varsa şimdi 50-60 hane oldu benim mahallemde. Daha da çoğalmakta olacak Allah izin verirse yani. Yani gerçekten Burhanettin Başkanım söz verdiği işleri tüm yaptı. Elektriksiz, bilmem susuz, asfaltsız köy kalmayacak dedi. Gerçekten de kalmıyor yani. Allah razı olsun yapan ve yaptıranlardan yani. Son dönemde yıllardır ki en büyük arzumuz buranın asfalt olmasıydı. Bu memlekete emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burhanettin Başkan bizim gözümüzde çalışkan, düzgün, dürüst, işini iyi yapan bir siyasetçi olarak biliriz. Ha, siyasetçi biraz öyle olur derler, ufak tefek işte der de yapmaz derler ama Burhanettin Başkan'da bunu görmedik. Daha önce kahvenin önünde otururken de böyle böyle yapılacak demişti. Sağ olsun. Ona da yardımcı oldular yani. İyi de oldu. Yolumuz çok güzel oldu. Başkan Kocamaz, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İşte o mesajı ekranlarınıza getiriyoruz. Doğa kendine has bir dengeye sahiptir ve bu denge içerisinde her canlının kendine ait yaşam biçimi ve hakları vardır. Hayvanların da can taşıdığı, insanlar gibi bir kısım haklara sahip olması gerektiği herkesin kabul edebileceği bir gerçektir. İnsanlar olarak hayvanlarla ilgilenmez, onları başıboş bırakırsak sonunda ortaya çıkacak zararlardan biz de etkileniriz. Bizim inancımız gereği de hayvanlara duyarlı davranmak, onlara eziyet etmemek bir zorunluluktur. Birlikte doğayı paylaştığımız hayvanların, doğanın dengesinin korunmasında önemli bir yeri vardır. Dünyamız bütün canlıların denge içinde yaşamasıyla güzelliğini devam ettirebilmektedir. Hayvan sevgisi, insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. Hayvanları sevenler, insanları, tüm canlıları, dünyayı, kısacası yaşamayı severler. Bizlere düşen ve yakışan, hayvanlara karşı sevgi ve şefkat duygularımızı canlı tutmak, onları korumak ve hayvan haklarına saygı duyulmasını sağlamak olmalıdır.
Bu vesileyle tüm halkımızın Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyor, hayvanların korunması konusunda herkesin gereken duyarlılığı ve sorumluluğu birlikte yerine getireceğine yürekten inanıyor, saygılar sunuyorum. Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Bugünlük de bizden bu kadardı. Yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın. Engin mavilikleri, güneşin batışını, ormanları, kuşları göremeyebiliriz. Müziği, kuşların cıvıltısını, arabaları, çocukları, akan suyun, rüzgarın sesini duyamayabiliriz. Çiçeklere, ağaçlara, insanlara, hayvanlara ya da herhangi bir enstrümana dokunamayabiliriz. Taşlı taşsız yollara, çimenlere, caddelere basamayabiliriz. Sayısız kelimelerle konuşamayabiliriz. Fakat anlatabiliriz. Görmeden, duymadan, hareket etmeden, dokunmadan, konuşmadan içimizdekileri yaşatabiliriz. Sanat engel tanımaz. İkinci engelsiz sanat festivali Mersin'de başlıyor. 11-14 Ekim tarihleri arasında 19 ülkeden yüzlerce sanatçının katıldığı Mersin Engelsiz Sanat Festivali'nde buluşalım.